Merhaba arkadaşlar. Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji İşletmeci Yüksek Okulu'nun Görsel Programlama dersinin 3. haftasına hoş geldiniz. Bu dersimize başlarken önce geçen hafta neler işledik? Onunla ilgili bir bilgilendirme yapalım. Geçen dersimizde arkadaşlar işletim sistemlerinden, görsel arayüzlerden, işletim sistemlerinin görsel arayüzlerinin gelişiminden, görsel arayüz bileşenlerinden, arayüz tasarlarken dikkat edeceğiniz veya arayüz tasarlarken yapılan işlemlerden web ve mobil arayüz tasarlarken neler yapacağımızdan bahsetmiştik geçen dersimizde. Bu hafta ne işleyeceğiz? Bu hafta görsel arayüz öğeleri, pencereler ve kontrollerden, bütünleşmiş geliştirme ortamlarında arayüz tasarımından bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk konumuza şöyle bir başlayalım. Tabii kullanacağımız ne demiştik arkadaşlar? Visual Studio'nun sürümüydü. Visual Studio kurulumunu yaptıktan sonra belki biliyoruz ama Visual Studio kurulumunu yaptıktan sonra arkadaşlar yeni bir proje oluştur diyerek proje oluşturma işlemiyle başlıyoruz. Gelin burada bize geliştireceğimiz ortamı sorar. Hangi dilleri kullanacağımızı seçebiliyoruz. İşte C#'tan, Python'dan veya C++'tan, JavaScript'ten hangisini kullanacağımızı seçtikten sonra geliştireceğimiz ortamı da seçebiliyoruz. Visual Studio'da işte Android, iOS, Linux, macOS gibi diğer işletim sistemlerine de uygulama geliştirebiliyoruz. Ve seçtiğimiz ortama göre de nasıl bir proje türü geliştireceğimizi de belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim tabii Windows masaüstü uygulaması geliştirmeyi burada işleyeceğiz. Siz mobil veya makine öğrenmesi gibi farklı konularda burada geliştirme şansına sahipsiniz. Windows Form uygulaması bizim geliştireceğimiz ortam. Diğer seçeneklerde yine arkadaşlar yapabileceğimiz Windows masaüstü uygulaması olarak yapabileceğimiz, geliştirebileceğimiz projeler var. Biz Windows Form uygulamasıyla başlıyoruz. Tabi burada bize yine öncelikle işte kayıt alanı ve proje adını soracaktır. Böyle çözüm adını soracaktır. Bunları yine istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Çözümü ve projeyi aynı dizine yerleştirin diyerek de siz proje adıyla çözüm adını aynı ortam olarak geliştireceğinizi belirleyebilirsiniz. Bizim burada ilk dikkat edeceğimiz noktalardan birisi arkadaşlar. Tabii standart olarak kullanıcı kaynaklarında repos klasörüne atar ama Windows'un çökme durumuna karşılık bu genellikle ikinci bölüme oluşturulur. Kendinize belgelerin klasörü veya diğer ortamlar için arkadaşlar mutlaka İkinci bir bölüm belirleyin. Yani D sözcüğünüzde veya harici bir diskiniz varsa harici diskinizde projelerinizi barındırmanız size tavsiye edilir. Ben şöyle eski projelerden bir temizlik yapmam lazım. Kullanıcılardan onu da gösterelim. Şöyle kullanıcılardan arkadaşlar search'tü kaynaklar Repos klasörü. Burada daha önce geliştirilmiş projeler var. Ben bunları siliyorum. Karışıklık olmasın diye. Evet. Şöyle. Daha sonra projenizi oluşturuyoruz. Hangi ortamı kullanacağımız .NET Core 3.1 mi veya 5.0 mı kullanacağımızı buradan yine belirleyebiliriz. Bu da yine geliştirdiğimiz projenin hangi işletim sistemlerinden itibaren desteklemesini istiyorsak onu arkadaşlar buradan belirlememiz gerekiyor. Yani .NET Core 3.1 derseniz Windows XP büyük bir ihtimalle veya Windows 7 Garanti, Windows 7'den itibaren işletim sistemlerinde geliştireceğiniz proje çalışacaktır.
.NET 5.0 derseniz de güncelleme almış Windows 8, 10 gibi işletim sistemlerinde projenizin çalışabileceği anlamına gelir. Tabii burada şöyle bir problem karşımıza çıkabilir. Eğer geliştirdiğimiz proje arkadaşlar bir iş projesi ise, kullanacak olan bir işletme ise, bu işletmenin hangi işletim sistemini ve .NET'in hangi sürümünün sistemlerinde yüklü olduğunu da bir önceden bilmemiz gerekiyor. Eğer biz ezbere gidip .NET 5.0 dersek, .NET 5.0'da siz projenizi oluşturduktan sonra uygulama veya yükleme esnasında arkadaşlar, uygulama deneyelim, yükleme esnasında sistemler .NET 5.0'a hazır olmayabilir veya yüklü olmayabilir. Bilgisayarlar internete bağlı olmayabilir veya güncelleme kısıtlaması olabilir. Sistem yöneticisi belli kriterler koymuş olabilir. .NET 5.0'ı yüklemeden de sizin projeniz çalışmayacağı için bir yerde boşa gitmiş ya da sizi uğraştırmış olur. .NET 5.0 dosyalarını da projenize dahil etmeniz gerekebilir. Buna dikkat edin. Dediğim gibi eğer emin değilseniz, eğer eski bir sisteme geliştirme yapıyorsanız .NET 3.1 sürümünü buradan seçersiniz. Bizim için şu an fark yok. Bizim için yok. Oluştur dedikten sonra .NET 5.0 geçerli de oluştur dedikten sonra bizim Microsoft Business Studio'nun kilit yanıt vermiyor diyor ama çalışmasını bekliyoruz. Sisteminize göre tabii bu işletim sisteminize veya bilgisayarınızın durumuna göre arkadaşlar zaman alabilir. Şu şekilde projenin çalışmasını bekliyoruz. Benim şu an kullandığım sistem yanlış hatırlamıyorsam i5 ve SSD hard disk var. Buna rağmen biraz geciktirme yapıyor arkadaşlar. Gecikme yapıyor. Normalde daha hızlı çalışması lazım bunu. Evet. Çalışma ortamımız geldi arkadaşlar. Biz burada öncelikle çalışma ortamından biraz bahsetmemiz lazım. Günümüzde artık Visual Studio eskiye göre yani İngilizce olması gereken sistemlerde Türkçe olarak yapıyor, Türkçe olarak geliyor daha doğrusu. İngilizce diline geçmek daha mantıklı olacak. Bu İngilizce diline geçme işlemini şu an nereden yapıyorduk? Ona bir bakacağım. Genellikle görünüm seçeneklerden olur. Pardon, özellikle penceresini açmış. Görünümden ya da şurada pencereden miydi? Pencerelerde değil ya. Araçlar seçeneklerde dil tercihini yapabilmemiz lazım. Dönüştürebilmemiz lazım. Tercih edilen genelde İngilizcedir. Ben kurarken dikkat etmemişim. Türkçe kurmuşum. Ama yine de siz de arkadaşlar İngilizce olarak kurup çalışmayı tercih edebilirsiniz. Bizim ilk gelen çalışma ekranımızda arkadaşlar bir formla geliyor. Windows uygulaması geliştireceğimiz için bir formla geliyor. Sol tarafta araç kutusu var. Buradan sabitleme işlemini yapabilirsiniz. Yani iğneleme işlemini veya gizleme ihtiyaca göre gizlenip tekrar açma işlemini yapabiliriz. Ben şöyle bir ayar yapmam lazım arkadaşlar. Bunu siz de görün. Dikkat çekecek şekilde fare ayarlarından. Evet.
Şimdi evet, şimdi işimize yarıyor. Buradan dediğim gibi iğneleme yaparak sabitleyebilirsiniz. Veya işte iğneyi kapatarak gizlenmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Sol tarafta araç kutusu vardı. Bunlar işte bütün form, Windows form nesnelerini hepsini bir arada görebileceğiniz veya ortak kullanılan form, container'lar, menü ve toolbar, data, komponentler gibi ayrı ayrı grupları da açıp izlemeniz mümkün. Bu şekilde istediğiniz nesnelere erişebiliyorsunuz. Tüm form nesneleri dediğiniz zaman hepsini tek tek A'dan Z'ye görebilirsiniz arkadaşlar. Peki başka ne var? Sağ tarafta çözüm gezgini var. Standart olarak açıktır. Nedir çözüm gezgini? Bizim uygulamamızın hangi dosyalardan oluştuğu, hangi dosyaların hangi düzeyde olduğu, alaka düzeyinde olduğunu görebiliyoruz. Windows Forms App uygulamamız. Buna işte bağımlılıklar nelere bağımlı? Çerçeveler veya çözümleyiciler olarak bağımlılıkları görebiliyoruz. Form 1 CS'de gördüğünüz gibi arkadaşlar Form 1'in C Sharp dilindeki kodlarını görebilirsiniz. Veya Designer CS'ye geldiğiniz zaman, Form 1'in Designer CS'sine geldiğiniz zaman Form 1'in arkadaşlar gördüğünüz gibi hangi kodlar kullanılarak form oluşturulduğunu, neler yapıldığını buradan görebilirsiniz. Yani şöyle söyleyelim, isterseniz eğer hazır form yerine şöyle yeni proje dediğiniz zaman arkadaşlar nerede şu projeyi şöyle yapalım, bunu kapatalım, yenisini açalım. Daha mantıklı olacak. Visual Studio'yu yeni açtığımız zaman evet. Şurada bakın kodsuz olarak devam et diyebilirsiniz. Kodsuz olarak devam et dediğinizde de çözümün gelmesini bekleyelim. Daha doğrusu projenin gelmesini bekleyelim. Evet. Buradan kendiniz arkadaşlar sistem veya form ekranını oluşturmanız mümkün. Biz biraz önceki projeyi tekrar açalım. Oradan devam edelim. Evet, sistemin biraz ağırlaşmış. Eskiden daha hızlı çalışıyordu. Evet, buradan dediğim gibi projemizin kodlarına hiçbir şey yapmadan standart olarak kodlamalarla başladığını görebiliyoruz. Her bir nesnenin belli bir kodu var arkadaşlar. İşte form oluştur. Formu bakın burada form CS ve designer CS'de işte form oluştur. Hangi komponentleri kullandığını, neler yapıldığını burada rahatlıkla görebilirsiniz. Bu kodlarla bizim formumuzun birebir neler olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. C Sharp kodlarını nelerden oluştuğunu. Bu özellikle ileride bir form içerisinde yeni bir form açmak için hangi komutları kullanacağımızı da bize bir ipucu oluyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Çözüm gezgininden bahsediyorduk. Burada istediğiniz yerde, istediğiniz düzeyde yeni bir ekleme yapabiliyoruz arkadaşlar. Veya kod çözümleme ve kod temizleme işlemlerini yapabiliyoruz. Sağ tıkladığımız zaman projemize, sağ tıkladığımızda bakın temizle veya çözümle ve kod temizleme var. Özellikle arkadaşlar kod temizleme işlemini projeniz bittikten sonra yapmanız tavsiye edilir. Paketleme işlemini yapabiliyorsunuz. Yayınlama işlemi yapabilirsiniz. Veya ekle diyerek yeni öğeye en çok hani ilk başlarda kullanacağımız ekle dedikten sonra yeni öğeye var olan öğe gibi klasör ekleme gibi veya hizmet başvurusu gibi farklı farklı bileşenleri buradan projemize dahil etmeyi göreceğiz arkadaşlar. Şimdi dizayn ekranına geçtiğimizde bakın farklı bağımlılıklara sağ tıkladığımızda proje başvurusu ekle gibi
Veya işte form1.cs'ye tıkladığımızda yine kod temizleme ile ilgili program.js, form1.cs, program1.cs gibi buradan istediğiniz işlemi sağ tıklayarak yapabilme şansı var arkadaşlar. Sağ tarafta yine özellikler ise penceremizde, çalışma penceremizde seçili olan nesnenin, şu an form 1 seçili, form 1 nesnesinin özelliklerini görebiliyoruz. En üstte davranıştan başlıyor arkadaşlar. Dizaynda işte name'inden, görünümünden, fontundan, gelişmiş özelliklerine, odaklama, pencere stiline, veri, eğer bir veri bağlantısı yapacaksak, yapmışsak veri bağlantısına, yerleşimine, scrolling, yani yerleşim dediğimiz pencere scrolling, yer, boyut gibi özelliklere kadar hepsini bu sağ taraftaki özellikler bölmesinden görüp değiştirme şansımız var arkadaşlar. Burada bakın işte name'ine form 1 olarak isimlendirmiş. Bu name arkadaşlar form 1 şuradaki ismidir. Bir de text'i olacaktı. Text'i şurada, evet. Burada da yine form 1 yazar. Burada şöyle bir basitçe bilgi verelim. Name kısmına gelip işte bu ya da ilk çalışma formu gibi bir ilk çalışma formu gibi bir ifade kullanmak istediğinizde arkadaşlar tamam dediğinde şöyle bir uyarı alırsınız. Özellik değeri geçerli değil. Bunun sebebi name isimdir ve isim kısmı arkadaşlar İngilizce karakterlerden ve boşluksuz olarak girilmesi gereken bir isimdir burada. Biliyorsunuz değişken isimlendirme, nesne isimlendirmelerde bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada işte form 1 yerine ne diyelim giriş diyebiliriz. Tabii şey olmayacak yine. Giriş formu oluşturabilirsiniz. Giriş diyerek bir isim verdiğiniz zaman bu formun artık ismi giriş olacak ama text kısmına geldiğiniz zaman buradaki form 1'i de ilk çalışma formu şeklinde değiştirmeniz mümkün. Değiştirdiğiniz zaman formun başlığındaki yazıda, metinde aynı şekilde değişecektir arkadaşlar. Burada farklı farklı özellikler var dediğimiz gibi. İşte bu formun enable mı disable mı olacağını belirleyebilirsiniz. Disable olsun dediğiniz zaman form görünmeyecektir, etkin olmayacaktır arkadaşlar. Veya dil olarak default, hani hangi dili kullanacağını buradan belirleyebilirsiniz. Default olarak Türkçeyi veya var olan işletim sistemi dilinizi seçebileceği gibi İngilizce olarak da kendiniz veya farklı dillerde geliştirme yapıyorsanız o dille ilgili buradan formun dilini belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Formun dili özellikle şurada formun dili özellikle çalıştığınız belli bir sabit ortam varsa dil olarak o dilde geçerli olmasını isteyebilirsiniz. Bu şekilde size bir avantaj sağlayacaktır. Kilitli mi, işte formun kilitli mi değil mi olduğunu buradan look at özelliğinden belirleyebilirsiniz. İşte background, back color'ını arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Duruma göre, formunuzda ihtiyaç duyduğunuz duruma göre veya background image atabilirsiniz. Yani arka plana bir resim atabilirsiniz arkadaşlar. Burada tabii projenize dahil ettiğiniz bir proje veya lokalde bir resim getirmeniz gerekiyor. Burada var olan işte bir resmi getirip yerleştirebilirsiniz. Formunuzu arkadaşlar tamam dediğiniz zaman bu şekilde gördüğünüz gibi gelecektir. Background image nasıl olacak? İşte center olsun veya stretch, sığdır olsun. Bakın stretch dediğiniz zaman sığdırır. Zoomla dediğiniz zaman gördüğünüz gibi
ortama, yani forma değil resme göre formumuza yerleştirdiğimizde resme göre gördüğünüz gibi formumuzu düzenleyebiliriz bu şekilde arkadaşlar. Evet, kursör yani fare imlecinin nasıl bir imleç alacağını belirleyebilirsiniz. İşte weight kursör dediğiniz zaman veya şöyle diyelim hani farklı bir kursör şekli verebilirsiniz. Yani bunu formumuzu yani projemizi derlediğimizde göreceğiz. Projemiz gelsin. Şu an derleme işlemi yapılıyor arkadaşlar. Altta zaten çıktı ekranından görebiliyoruz. Derleme başladı. Projenin derlenmesini bekliyorum. Evet. Proje değerlendir. Bakın faremiz normalde başlık kısmında bu şekilde ama fareyi proje formun üzerine getirdiğimiz zaman imleci belirlediğimiz bir yapıya dönüştü arkadaşlar. Tabii bu dediğim gibi sizin formda ne işlemler yaptığınıza göre farenin imlecini otomatik değiştirmenizi sağlayacaktır. Siz de bu şekilde imleç belirlemeniz mümkün. Neredeydi? Evet. Kursörde normal standart imlecimiz olsun. Şimdi fontumuz belirleyebilirsiniz. İşte yazı rengini belirleyebilirsiniz gibi farklı farklı buradan ayarlar. İşte right to left sağdan sola yerleşim. Hani geçen haftalarda bahsetmiştik. Eğer bir Arapça proje geliştiriyorsanız o zaman right to left yani sağdan sola doğru fontunuzun yerleşmesini veya daha Arapça değil de işte bir hesap makinesi oluşturuyorsanız hesap makinesinde de biliyorsunuz ki sağdan sola doğru hesap yazılan rakamlar gidecektir. Buradan true diyerek yazınızın sağdan sola gitmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Formumuzda accept buton, cancel buton nasıl olacak? Bunlarla ilgili var belirlemeler yapabiliyorsunuz. Nereye gitti o? Şuradaydı. Evet. İşte şurada bakın none hani şu an için zaten accept buton ya da cancel butonumuz olmadığı için şu an herhangi bir bilgi görünmüyor. Kontrol kutusu olsun mu? Kontrol kutusu dediğimiz arkadaşlar şu sağ taraftaki pencerenin sağındaki çarpı tam ekran simge durumuna küçült ifadeleridir. True dedik. False dersek bakın gitti. Eğer help buton true dersek arkadaşlar help butonunda yine çıkmasını sağlarız yardım butonunun. İkonlarla ilgili yine ayarlar yapabiliriz. İkonlarla ilgili burada yine farklı farklı ayarlar var. Veri tabanı bağlantısını yaparsak dediğim gibi burada görünecektir. Yerleşimle ilgili işte scale yapma, pencerenin otomatik olarak scroll'unun çıkıp çıkmayacağı. Yani pencereye forma bir şey sığmazsa yatay veya dikey kaydırma çubuklarının çıkıp çıkmaması. Scroll marjinin ne olması gerektiği. Otomatik boyutlandırma yapılsın mı yapılmasın mı? Otomatik boyutlandırma neye göre yapılsın? İşte lokasyonu ne olsun pencerenin lokasyonu? Maksimum boyutu ne olsun? Mesela maksimum boyutu şöyle söyleyelim. Biz projemizi çalıştırdığımız zaman değerlenmesini yine bekliyorum. Evet. Burada bakın boyutlandırmayı şu an serbest arkadaşlar. Serbest şekilde boyutlandırma yapabiliyoruz. Eğer bu boyutlandırmayı serbest şekilde değil de belirli kurallara göre yani maksimum veya minimum boyutlandırmayı yapmayı istiyorsak burada maksimum boyutlandırmayı yazmamız gerekiyor. Projeden geri dönmesini bekliyorum arkadaşlar. Evet. Şurada
boyutlandırmadaydık. Evet, photo size değil, işte maksimum boyut. Yani burada piksel değeri olarak 640 örneğin 480 gibi bir değer verebiliriz. 1920'ye 1080 verirseniz monitör Full HD bir monitör olması lazım. Yani daha küçük bir boyut vermemiz lazım. Minimum boyutta arkadaşlar 320'ye 240 olsun diyebiliriz. Bunlar genelde monitörlerde eski değerler arkadaşlar. Yani eski değerler demeyelim de monitörlerdeki çözünürlük değerleridir. Baktığınız zaman tekrar projemizi çalıştıralım. Bu özellikle formumuzun içerisine belirli nesnelere yerleştirdiğimizde o nesnelerin artık dağılmasını engellemek içindir arkadaşlar. Bakın küçülttük. Artık bundan daha küçük olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 320'ye 240'tan daha küçük. Büyüttüğümde de 640'a 480'den daha büyük olmuyor. Burada formumuzun dediğim gibi içinde yerleştirdiğimiz nesnelere göre nasıl bir boyut alması gerektiğini belirleyebilirsiniz. Bu şekilde projenizde dediğim gibi pencere boyutunun belirlenmesi özellikle esnek olmayan durumlar için, yani kullanıcı işte 24 inçlik Full HD bir monitör kullanıyor, 1920'ye 1080 boyutlarına büyüttüğü zaman projemiz eğer nesneler doğru dağılmıyor, büyümüyorsa biz maksimum boyut kullanımını veya işte kullanıcının küçücük bir pencere haline getirmesini istemiyorsak da minimum boyut kuralını vermemiz doğru olur. Geldiğimiz zaman arkadaşlar işte padding size gibi ifadeler, size zaten başlangıç değeridir. Başlangıç değeri de 640'a 480 olarak başlamış. Start position olarak da Windows'un default lokasyonunu belirleyebilirken standart olarak center screen, yani her seferinde ekranın ortasında başlasın veya işte center parent diyerek de var olan pencerenin ortasında başlasın gibi ayarlar yapabilirsiniz. Bu da projenizi veya alt formlarınızı oluşturduğunuzda seçebileceğiniz özellikle. Özellikle center parent diyerek ana ekranın ortasında yeni bir form oluşturmamız mantıklı olacaktır arkadaşlar. Evet, birinci dersimiz bu kadar. İkinci dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.